Alemdar Gemisi'nin İstiklal Savaşı'mızdaki ilk ve tek deniz şehidi Recep Kahya ve gazilerimizi anmak üzere bugün burada toplanmış bulunmaktayız. Tarihe mal olmuş, destanlanmış gemilerimizden Gazi Alemdar'ı, milli mücadelenin ilk deniz şehidi Recep Kahya, kahraman personeline, ona yardımcı olan, onu bağrına basan yiğit Karadeniz Ereğli halkını bir kez daha minnet, şükran duygularıyla selamlıyoruz. Alemdar gemisinin kazandığı zaferin 103. yılını kutlama programına hepiniz hoş geldiniz. Alemdar gemisine kahramanlık ruhunu veren ve 103 yıl önce burada destan yazan ilk ve tek deniz şehidimiz Serduman Recep Kahya'yı ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Kurtuluş Savaşı'nın ilk ve tek deniz çatışması olan Alemdar gemisinin bu onurlu mücadelesi, şanlı tarihimizde bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizin bir simgesi olmuştur. Türk Tarih Kurumu'nun da kayıtlarına giren Alemdar gemisini ve kahramanlarımızı hatırlatmak ve ruhlarına yaşatmak için her dönem belediye olarak biz de çalışmalarımızı yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl Karadeniz Ereğli Belediyesi Halk Oyunları'nın önderliğinde dışarıdan getirdiğimiz sanat hocalarımızla birlikte Alemdar gemisinin ve kahramanlarının hikayesini anlatan bir oyun hazırladık. Alesta Alemdar, hem kentimizde Zonguldak'ta ve komşu vilayetlerde bu kahramanlık öyküsünü çok değerli oyuncularla sahneye koyduk. Ve gerçekten hem bölgemizde hem de diğer illerde büyük ilgi gördü. Ve Alemdar'ı tanıtmak bakımından da büyük bir adım atmış olduk. Bu sene yine belediyemiz bir çalışma yaptı. Yine ilk ve tek deniz şehidimiz Serduman Recep Kahya için İnönü Parkı'nda az evvel karanfiller koyduğumuz yerde İnönü Parkı'nda bir anıt hazırladık. Ve bu anıt ile birlikte Cumhuriyetimizin 100. yılında Recep Kahya'nın ismini evrimleştirdik ve tarihe sunduk. Hem Alemdar gemisi hem Recep Kahya'nın anıtı bu kahramanlığı yeni nesle, genç nesle hep hatırlatmaya devam edecek. Biliyorsunuz hala Gazi Alemdar gemisine İslam madalyası verilmesini bekliyoruz. Dört gözle bekliyoruz. Biz İstiklal Madalyası'nı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bu gemiyle destan yazarak istiklal için çarpışan ve bu kahraman şehidimiz ve gazilerimiz için onlara bağımsızlık ve özgürlük ateşiyle destek veren Ereğli halkı için istiyoruz. Ne yazık ki bugüne kadar bir sonuç alamadık. Şimdi Saffet Bey'le el attı, diğer milletvekillerimizle birlikte. Ben Saffet Bey'in bu işi koparıp alacağına inanıyorum. Biz de yanındayız, tek destekçisiyiz. Bir tek gündeme alınması meselesi var. Ve bu sadece gazilerimize değil, Ereğli halkı içinde biraz geciken bir olgu olarak anılıyor ve üzülüyoruz da. Ancak ben şunu da vurgulayayım ki bu gemi mürettebatı Karadeniz Ereğli halkının ve denizcilerin gönlünde gazi unvanı ile birlikte İstiklal Madalyası'nı bizim gönlümüzde çoktan almışlardır. Onun için hep beraber buradayız. Rize'den gelenler var, başka yerlerden gelenler var.
Bu kahramanlık destanının Alemdar Gemisi mürettebatının Ereğli halkının istiklal için verdiği mücadelenin yıl dönümünde şehit ve gazilerimizi bir kez daha minnet ve rahmetle anıyorum, saygılar sunuyorum.